Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Civilizations 2 Andorra serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere son bölümde bir İtalya savaşı gerçekleştirmiştik ve Sicilya topraklarını ve İtalya'nın kuzeyinde bir adet toprağı ele geçirmeyi başarmıştık. Hemen sonrasında bize Slovenya savaşı ilan etmişti, fakat şimdi gördüğünüz üzere barış antlaşmasına ateşkes teklif ettik ve kabul edildi. Dolayısıyla şu anda en azından bölümün diğer ilk iki serisine göre birazcık daha rahat hareket edebileceğiz. Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Bir gerçek var ki şu anda bizim başkentimiz tamamen İspanya'nın kuşatması altında. İspanya'ya bağımlı. Aynı şekilde Monaco toprağımız da İspanya'ya bağımlı, İspanya'nın kuşatması altında diyebiliriz. Bu yüzden ben başkentimi Sicilya'da bir toprağa çekmek istiyorum. Ve Sicilya'daki en değerli toprak Palermo gibi görünüyor. Yok, burası daha değerliymiş. Katanya daha değerliymiş. O yüzden abi ben başkentimi Katanya'ya taşıyorum. Başkenti taşı diyorum ve hemen başkentimizi taşıdık dostlar, gördüğünüz üzere. Şimdi başkentimiz artık Katanya'da. Dolayısıyla Monaco ve Andorra La Vella topraklarını kaybetsek bile hani öyle çok büyük bir sıkıntı artık yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gelirimiz artık binlere kadar çıktı, 1000'i de geçti ve 106. sıraya kadar ilerledik. Bu bölümde hedefimiz artık şu 100. sıra potasını geçmek, yani 99. sıraya ulaşmak dostlar. Bu bölümde bu hedefi gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi artık biraz daha eskisine göre güçlü bir ülke olduğumuz için biraz daha boyumuza göre ülkelere kafa tutmaya başlayabiliriz. Yani güçlü dediğime de bakmayın, 104. sıradayız da. Yani ne bileyim, burada Yunanistan falan var mesela, çok güçsüzleştiler, 105. sıradalar. Bunlara kafa tutmaya çalışabiliriz ama öncelikle şu Sicilya topraklarımızdaki ve İtalya'nın güneyinde bulunan bir tane toprağımızdaki asimilasyon işlemlerinin bitmesini beklemek zorundayız. Çünkü Monaco ve Andorra La Vella topraklarının ekonomisinin nüfusunu yok ettik dostlar. Bu arada Yunanistan ölüyor. Sadece Rodos toprağı kaldı. Bir de şuradaki 3 adet toprakları kaldı. Bu kim abi? Sudan. Bu kim? Mısır. Sonunda Mısır çıkarma yapmayı akıl etmiş. Bildiğiniz üzere geçen bölümde bizi deli etmişti abi Mısır o toprakları alamayarak. Bu arada Avrupa'da da büyük bir savaş dönüyor. Zaten şöyle bir Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'nın normal bir durumda olmadığını anlamak çok da zor değil abi. Yani şu görüntüye normal diyebilecek bir Allah'ın kulu yoktur herhalde. Çin Rusya'yı yedi, Amerika Kanada'yı yedi, Haiti Grönland'e çıktı. Avrupa zaten Allah'a emanet, herkes birbirine girdi. Bayağı karışık bir durumdayız yani. Şu ana kadar yaptığımız en karışık serilerden bir tanesi oluyor. Dolayısıyla biraz daha beyin isteyen bir seri yapıyoruz şu anda. Yunanistan'ın topu topu 2 tane toprağı kaldı abi. Bir de Rodos var. Toplamda 3 adet toprakları kaldı. Bizim paramız da artık 43 bin lira kadar ilerledi. Bu arada asimilasyon işlemlerimiz de hala devam ediyor. Hastalıklar var maalesef hala. Katanya toprağında bu arada asimilasyon işlemlerini başlatmamışız. Şimdi başlattık. Yavaştan dilerseniz dostlar Yunanistan'a da savaş açmak için asker basmaya başlayalım. Hemen şurada bas. Katanya'da basmıyorum abi. Buralarda bas. Nüfusları, çünkü dediğim gibi Andorra La Vella ve Monaco'nun nüfuslarını sömürdük adeta. Dolayısıyla artık oralarda asker basmak pek akıl kârı olmayacaktır. Şimdi buralarda illaki yok mu? Ya gerçekten burada liman olan bir yer yok mu? Heh, şuraya liman inşa edebiliyoruz abi. Son anda kurtarıyor. Tamamdır. Limanımızı inşa ettik. Şimdi hemencik bütün askerlerimizi şuraya çıkaralım. Ve Yunanistan'a çıkarmamızı gerçekleştirelim diyeceğim. Ne oldu oğlum? Yunanistan gene mi topladı orayı? Ya vallahi kardeş, bence aptallık sizde. Ya Yunanistan bu kadar bence güçlü değil. Bence aptallık bunlarda. Çünkü yapamıyorlar abi. Aptal herifler yani bunlar. Hemencik buraya yollayalım şimdi. Aptal herifler bunlar. Yolladık bunları buraya. Artık savaşımı ilan ediyorum ben abi. Vallahi Allah ne verdiyse. Gidiyoruz abi. Bunları Rodos'a yolla. Hadi bakalım. Evet, gayet de başarılı oldu yani. Demek ki çok da zor değilmiş abi. Hani neden bu kadar zorlandılar? Zerre bir fikrim yok. Neyse. Hadi biz kendi işimize bakalım abi. Gayet güzel. Atina'yı da alırsak var. Oha, Atina'yı da aldık. Lamye. Yani bu kadar mıydı? Yani Mısır'ın bitiremediği ülke bu muydu abi? İnanamıyorum. Şu anda oyuna isyan ediyorum ya. Mısır'ın bir türlü bitiremediği ülkeye bak ya. Allah'ım sabır ver ya. Atina'yı alırsak yalnız çok iyi olur. Oğlum oha, tamamını alabiliyoruz. Çok iyi be. Sen o toprağı hak etmedin lan. Hak etmedi zaten, alamadı. Tamam boş ver. Çok iyi oldu abi. Orayı alamaması Mısır'ın çok iyi oldu. Biz şimdi Yunanistan'la barış antlaşmamız bitince bir savaş daha açar. Orayı da ele geçiririz. Hemen şimdi askerlerimizi terhis edelim ki bir paramız tekrar artıya çıksın. Artık dostlar Atina'yı dahi aldık. Yani artık
artık öyle güçsüz bir ülke değiliz yani. Oyuna ilk başladığımız zamanlarda bildiğiniz üzere İspanya ile Fransa ile ilişki geliştirme derdindeydik. Birinden askeri geçizini alma derdindeydik. Monaco ile savaşma, Sahra ile savaşma derdindeydik ama artık gördüğünüz üzere İtalya'dan, Yunanistan'dan toprak alabilen bir devlet haline geldik. Evet dostlar, şimdi ben diyorum ki artık bu Andorra olarak kendimize yeni bir düzen oluşturalım. Bu geri kalmışlığı artık bir bitirelim diyorum dostlar. Çünkü her ne kadar toprak almış olsak da şu anda 78. sırada bulunuyoruz. Yani ben artık diyorum ki geçmişte devletler güçlenmek için ne kullandıysa biz de bunu yapalım. Bu Fransa, Birleşik Krallık gibi devletler ne kullandıysa biz de bunu kullanalım abi. Siz anladınız tabii ki de sömürgecilik. Yani şu anda kısmen bir sömürgecilik yaptık ama bu düzeni biraz daha büyütelim diyorum. Benim görüşüm bu. Çünkü şu anda Afrika'daki ülkeleri bertaraf fethedebilecek kadar güçlü bir hale geldik. Mali gibi, Fas gibi oradaki ülkeleri fethedebiliriz. Fethederek bizim Afrika'da kurduğumuz sömürgelerimizi büyütebiliriz. Ve artık böyle modern dünyada 2020'de başlayıp şu anda yıl 2052. 2052'nin sömürgeci yeni bir devleti olabiliriz dostlar. Ben böyle düşündüm. Umarım sizin için de mantıklı bir fikirdir diyorum. Ve şimdi yavaştan bu fikri uygulamak için dostlar isterseniz adımlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi yapmamız gereken asimilasyon işlemleri varmış. Hem paramız biriksin hem de birazcık asimilasyon işlemlerini halledelim diye ben hemen bir videoyu burada durdurayım dostlar. Dediğim gibi paramız biriktikten ve asimilasyon işlemlerini hallettikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam diyoruz dostlar. Paramızı 58.447'ye kadar çıkardık. Asimilasyon işlemlerini başlattık ve gelirimiz artı 2058'e kadar çıktı ve çıkmaya da devam ediyor asimilasyon işlemleri devam ettiği için. Ve şöyle bir gelişme yaşandı ki Bosna Hersek şu anda bize savaş ilan etti ve denizden, Akdeniz'den gördüğünüz üzere 2002 askerle geliyor. Fakat paramız son derece yerinde. Fakat asimilasyon işlemlerini buralarda halletmişiz abi. Asker basabilecek kadar asimilasyonları da halletmişiz. Yani biz buradan getirdikleri orduyu rahat bir şekilde karşılayacağız. Hala da getiriyorlar. Afrika'ya mı götürüyor acaba orduyu? Yok, tamam. Saldırdı Palermo'ya. Fakat tabii ki de bizim onu karşılayacak ordumuz mevcut dostlar. Ve gördüğünüz üzere karşıladık. Şimdi bu bizim için bir fırsat olabilir. Neden? Çünkü Bosna Hersek çok da yani öyle çok fazla güçlü bir ülke değil. Evet bizden güçlü 63. sırada ama yani dediğim gibi çok güçlü bir ülke değil. Bence biz eğer asker basarsak, yeterli sayıda asker basarsak Bosna Hersek'i ele geçirebiliriz. Ayrıca Bosna Hersek'in toprakları değerli topraklar, böylece gücümüze de güç katabiliriz. Andorra olarak şu anda en çok ihtiyacımız olan şey değerli topraklar, nüfusu bol topraklar, ekonomisi bol topraklar. Bu yüzden Andorra bizim için, özür dilerim, Bosna Hersek bizim için bulunmaz bir nimet olabilir. Şimdi hemencik Bosna Hersek'e ordumuzu yolluyoruz dostlar. 10.000 adet ordu topladık. Umarım ordumuz başarılı olacaktır. 10.817 kişilik ordumuz. Evet geldi abi ordumuz. Bence başarılı olacak gibime geliyor. Of maşallah. Bayağı bir ordusu varmış abi. Barış teklif etsek kabul eder mi? Etmedi abi. Bak şimdi birazcık sıkıntıya düşebiliriz. Çünkü paramız çok ekside. Barış teklifini kabul etse çok iyi olacak aslında. Paramız yetmezse eğer abi asker basmaya ben kredi alacağım. Bosna Hersek'in o kadar güçlü olabileceğini tahmin etmedim abi. Adamlarda 10.000 tane asker çıktı. Benim acilen barış yapmam lazım bunlarla. Biz yine belirlediğimiz hedef doğrultusunda Afrika ülkelerini fethetmeye çalışalım. Kabul etmediler abi yine. Bunlarla barış yapana kadar birazcık başımız ağrıyacak gibi görünüyor. Neyse ki ordu falan da getirmiyor ama bizde bunlara kafa tutabilecek güç yok gibi görünmüyordu. Yok gibi görünüyor. O yüzden ben hiç bunlara asker yollayıp da hem topraklarımın ekonomisinin nüfusunu hem de paramızı düşürmeyeceğim dostlar. Savunma yapacağım. Saldırı yaparlarsa savunacağım. Ve belli zamanlarda barış teklifi yapacağız. Evet 1782 adet askerle geldi şu anda. Yine Palermo'ya çıkarma yapacaktır büyük ihtimal. Evet öyle de yaptı. Fakat yine tabii ki de bizim savunacak ordumuz bulunuyor. Evet 122 adet ordumuz Palermo'da kaldı. Teknoloji puanlarımız var bir tane. Bunu ordu bakımına verelim. Çünkü ordu bakımı az olduğu için hiç ordu basamıyoruz dostlar. Ordu birazcık problem oluyor yani. Ya yine saldırı yaptınız, yine savuşturduk, artık kabul edin ya. Heh ettiler abi, tamamdır. Şimdi biz bu dilediğimiz bu Afrika'daki sömürge düzenini artık oluşturabiliriz. Şöyle bir Mali'nin gücüne baktım dostlar. 9247'lik bir ekonomileri mevcut ve 91.000'lik bir nüfusları mevcut. Biz kendimize baktığımızda da 247.000 nüfus, 24.000 ekonomi. Adamlar 100. sırada, biz 73. sıradayız. Ben düşünüyorum ki abi basacağımız küçük de olsa bir orduyla bunları rahat bir şekilde yok edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Sicilya'nın her tarafından paramız yettiği sürece ordu basacağız ve Mali sınırına hepsini yerleştireceğiz. Sonrasında da Mali'ye saldırarak Afrika'da kurduğumuz sömürge düzenini gitgide
Büyütmeye çalışacağız dostlar. Umarım bu sömürge düzeni planımız başarılı olacaktır. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. 7516 tane asker topladık ki öyle düşünüyorum ki ben. Son derece yeterli abi bu sayı Mali için. Yani Mali gibi devlet ne kadar bizi zorlayabilir ki diye düşünüyoruz abi ama zorlayamaz bence. O yüzden bize fazla sıkıntı etmemize gerek yok Mali'yi. Anlaşılan Mali'yi de alarak sömürge düzenimizi gitgide büyüteceğiz dostlar. Şimdi hemencik şöyle büyüme oranlarına bakmak istiyorum Mali'nin topraklarının değerine. Başkentinin civarları yine çok fazla değil ama en azından bizim bu buranın adı neydi? Moritanya'da bulunan topraklarımızdan daha değerli toprakları var. Yani bizim için sömürge devletlerimiz arasında güzel bir seçenek olacak Mali'de. Hemencik bunlara da saldıralım ve sömürge düzenimizi büyütelim dostlar. Evet, Mali'ye de saldırdık. Saldırılarımızı yapıyoruz ve Mali'yi de inşallah ele geçirebileceğiz. İlk saldırılar son derece başarılı oldu. Burada 4000 tane asker varmış. Buradan bir 1000 tane buraya destek yolluyorum. 3000 tane buraya, buradan 1000 buraya yolla. Gerisi bir beklesin. Tamamını yüksek ihtimalle alamayacağız abi. Bazıları tamamını alamıyorsam bu vasallaştır sonrasında ilhak talebi gönderirsin diyor da. Ve onu kullanmayı pek sevmiyorum abi ya. Yani hoşuma gitmiyor pek. O yüzden onu kullanmayacağız abi bu seride ve başka serilerde de kullanmayacağız. Evet abi, biz böyle bize gerçekten de hak ettiğimiz kadarını alalım. Evet, orada bir galibiyet yaşadılar fakat tabii ki de biz orada önlemimizi almıştık. O yüzden bir sıkıntı çıkmadan bize yaptıkları saldırıyı bertaraf etmeyi başardık. Ve son saldırılarımızı da yaparak bütün Mali topraklarını ele geçirdik. Ve %100'lük bir galibiyet oranını sağlamış bulunduk. Ve bütün topraklarını alabiliyoruz abi, şaşırtıcı bir durum. Bütün topraklarını alabiliyoruz Mali'nin uzun bir savaş olmasına rağmen. Yani Andorra gibi bir devlet için uzun bir savaş olmasına rağmen bütün topraklarını ele geçirmeyi başardık Mali'nin. Ve sömürge düzenimizde artık Afrika'nın batısında bayağı büyük bir sömürge düzeni oluşturmuş olduk dostlar. Andorra olarak Sahra'yı, Moritanya'yı ve son olarak da Mali'yi fethederek sömürge düzenimizi büyüttük dostlar. Şimdi bunları tabi asimilasyon işlemleri falan filan var. Ben burada bildiğiniz üzere videoyu durduruyorum dostlar. Evet, durduralım videoyu. Ben asimilasyonları yaptıktan ve paramızı birazcık biriktirdikten sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam etmek zorundayız dostlar. Çünkü çok kötü bir olay yaşandı ve Fas hem kuzeyde hem güneyde sınırımız bulunan ve bizden çok daha kat kat güçlü olan ve hatta 8. sırada olup büyük güç olan Fas bize savaş ilan etti dostlar. Dolayısıyla Afrika'daki bütün sömürgelerimizi kaybedeceğiz büyük bir ihtimalle. Hiç savunma bile yapmayacağım. Çünkü hiç şansımız yok dostlar bunlara karşı. Fakat bir yerde barışlık teklifini bence kabul edeceklerdir. Bakacağız abi artık yapabileceğimiz şeylere, seçeneklerimize bakacağız. Belki Cezayir'le ittifak kurabiliriz ama Cezayir'le yapacağımız ittifak da hani bizi fazla göklere çıkarmaz. Çünkü Cezayir'de 17. sırada bulunuyor. Fas büyük güç. Yani Fas'a karşı koyabilecek bir müttefik bulmamız şu anda zor. Şöyle bir ben haritadan ilişkimizin iyi olduğu ülkelere bakacağım ve İspanya ile ilişkimiz iyi gibi görünüyor. Ama baktığımızda İspanya 19. sırada, Fas 8. sırada. Yani ilişkimizin iyi olması da çok bir şeyi değiştirmiyor dostlar. Burada yine bir SEO var ilişkimiz iyi olan, bu da fazla bir işe yaramaz. Vallahi İspanya ittifak teklifimizi zaten zerre kabul etmiyor gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok abi şu anda için, bir de topraklarımızı yağmalıyor. Şu anda buradaki bütün sömürgelerimizi kaybediyoruz. Fas bizden, elimizden sömürgelerimizi alıyor ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Şimdi asıl önemli olan ana topraklarımız, buralara göz kulak olmalıyız dostlar. Getirecekleri orduda direkt ben önlemimizi almalıyız. Paramızı daima yüksek tutmalıyız. Çünkü büyük bir ordu getirdikleri takdirde yapabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Getirdi mi hiç ordu? Hayır. Ne yapsam ben şimdi? Barış teklifi, tamam al o toprakları. Yani vereceği bütün barış teklifine razıyım ben. Kabul etmiyor abi sanırım. Bakalım. Evet, yine kabul etmedi. Yapacak bir şeyimiz kalmadı gibi görünüyor abi. Ne yapacağız? Tamam işte ya, böyle barış. Aldığım bütün toprakları da veriyorum yani. Hala kabul etmiyor abi. Neyse, yapacak bir şey yok. Birazcık geçtikten sonra Türk... Abi yapma öyle şeyler be. Öyle şeyler yapma be. 10.000 ordu ne ya? Kredi alsam da bir işe yaramıyor ki. Evet abi, fazla bir şey yapabileceğiz gibi görünmüyor. Para bitti zaten. Birazcık en iyisi kredi alalım da bari basabileceğimiz orduyu birazcık arttıralım. Şu anda ben o orduya karşı koyabileceğimi sanmıyorum abi. Bir de kredileri aldıktan sonra paramız eksiye dahi düşebilir. Bir kredi daha alalım.
Valla Sicilya'da artık savunmamızı yapmaya çalışacağız ama kaybedebiliriz abi savaşı bu arada, onu söyleyeyim hemen. Evet, geçtik turumuzu. Sömürdün şeye mi? Orayı da yağmaladı abi, maşallah her tarafı yağmalıyor adam. Şöyle şurada basayım biraz. Biraz burada, biraz da burada basalım. Hala yağmalıyor ya. Saldırmak da istemiyorum. Savunmada kalmamız bizim için şu anda daha iyi olur. Ama para da yok. Ne yapacağız abi? Şu anda öyle elimiz kolumuz bağlı kaldık. Bir saldırısında darma duman edebilir gibi görünüyor bize. Umarım arkadan bir destek falan da getirmez. Artık yağmalayacak toprak kaldı mı daha? Yeter daha. Her tarafı yağmaladı. Saldır artık. Saldırmıyor abi. Adam Allah'ım sabır ver ya. Aynı Mısır'ın yaptığı şeyi yapıyor ya. Mısır geliyor burada. Sparta'ya çıkıyor. Yağmalıyor. Sonra atıyorlar onları adadan. Aynı şeyi yapıyorlar. Ve bizim paramız gitgide eksiye düşüyor. Ben ne yapacağım abi? İttifak bulmam lazım benim kendime. Hala yağmalıyor adamlar. İttifak teklif et. Yok abi, bunlar hala savaşta. Hem de iki ülkeyle savaştalar. Bunlar bize barış antlaşması mümkün değil. Kabul etmez abi. Ya cehennemin dibine kadar yolunuz var. Saldırsanız artık ya. Lan toprak kalmadı daha burada. Nüfusu 1497'ye indirdi adam. 1385, 1283, 1187, 1098. Şükür saldırdı ya. Saldırması daha beter oldu gibi ama. Tamam, şimdi biz saldıralım bakalım. Hadi bakayım. Güzel. Tamam, sıkıntı yok, alacağız biz orayı. Hadi bakalım. Helal olsun. Bir kere daha. Asi mi? Allah'ım asi çıktı ya. Neyse, ikisini birden hallettik, tamamdır. Şimdi paramız çok kötü abi maalesef. Paramız bayağı kötü. Of. Kabul etsene be kardeşim. Hadi be. Hadi. Etti abi, tamamdır, güzel. Vallahi ben buna da razıyım abi. Yine Afrika'da işte toprağınız var. Firdis sahilinden falan toprak alabiliriz. Yine ucuz atlattık diye düşünüyorum ben. Çünkü bunlar bizim uğraşsalar ana topraklarımızı dahi alabilecek güçtelerdi. Bu arada abi artık birazcık daha dikkatli oynamakta fayda var. Mesela İtalya ile hemen bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Aynen. Bu adam burayı abi, yani toprağın içine etti. Toprak moprak bırakmadı burada. Mutluluk %8 falan. Yani daha yapabileceği her şeyi yaptı adam bu toprağa. O yüzden abi burada hemencik bir para yok oğlum, neyle festival düzenliyorsun? Bir de kredilerden gelen eksi var. Gelirimiz iyice düştü 1037'ye kadar. Palermo'yu da bitirdi adam, tabi oradan da düştü. Evet abi, ben iyisi burada videoyu bir durdurayım. Paramız artıya çıktıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, hemencik başlamak zorunda kaldık yine. Çünkü bir kötü haberim daha var ve Fildiş sahili de bize savaş ilan etti. Ve paramız yok. Yani yapabilecek fazla bir şeyimiz de yok. Bu sefer Afrika'daki bütün topraklar gidecek gibi görünüyor. Ya abi ama deli oluyorum. Çok mu ya çok saldırgan oyun... O kim? Hollanda'da mı savaş ilan etti? Aferin abi size. Yunanistan'da savaş ilan etti. Helal lan size. Bravo. Helal olsun. Yolla şuraya da Yunanistan'a en azından bir bertaraf etmeye çalışalım. Hollanda'yla barış teklif edelim abi. Sizle de barış teklif ediyorum. Gelin barışalım. Barış içinde yaşayalım. Atina'yı aldı Allah'ım. Heh. İyi lan, Yunanistan'ı yendik. Abi. Teslim olabiliyor muyum? Teslim olmak istiyorum efendim. Aa, bir daha asiler çıktı. Abi yandık ya. Bittik artık. Evet abi, şu anda yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Andor olarak yenilgiye uğratıldık. Sadece buradaki toprağımız kaldı. Alın şunu da bitsin hadi. Aldılar abi orayı da ve şu anda yenilmiş bulunuyoruz. Evet, bir Rodos kaldı. Rodos'u da alacaklar şimdi. Evet, Yunanistan burada kuruldu. Biz de hala savaştalar mı? Evet. Uf. Sanırım yenil... Kim başkası? Portekiz'de savaşlaştı. Çok güzel abi. Cümleten bize savaş ilan edin. Ya yeter ki bütün topraklarımızı almayın abi. Bir yerden biz gene devam ederiz. Aynı Anadolu Selçuklu Devleti serisinde olduğu gibi. Evet, Andorra La Vella'yı da ele geçirdiler. Monaco da gider birazdan. Monaco da gitti. Para yok abi, bir şey yapamıyoruz. Kredi de alamıyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. Bittik yani biz şu anda. Şu adayı da alın da bir zahmet hadi. Bekletmeyin daha fazla da.
Orayı da aldılar abi. Tamam, şu anda toprağımız kaldı mı? Bir tane toprağımız kaldı. Nerede acaba o toprak? Şurada o da. Hadi burayı da alın be gülüm. Çok uğraştırmayın bizi. Vereceğiniz barış teklifini merak ediyorum ben şu anda yani. Nasıl bir barış teklifi verecekler acaba? Fildi sahiliyle bir barış teklifi ederim abi. Şu bütün... Kabul eder misin lan? Edildi. Evet abi, bütün topraklarımızı aldık. Siz de veriyor musunuz? Yok abi, bunlar akıllı çıktı, bunlar vermiyor. Tamam, senle de aynen böyle isteyelim. Senle de aynen şöyle istiyorum efendim. Artık oraları alamıyoruz abi, oralar gitti maalesef. Şöyle istiyorum. Güzel abi, kabul edildi. Toprakları tekrar topladık abi. Ya bunu bir kere yine mahsus yapalım abi. Tamam yani, oyunun belki biraz bug'ı olduğunu biliyorum ama yani Andor oynuyoruz abi. Bunu bir kere yapma hakkımız olsun, ama bir daha yapmayacağız. Bunu bir kere yapma hakkımız olsun. Bir daha da yapmayacağız, tamam mı dostlar? Bir kereliğine mahsus böyle bir şey yapmış olalım. Şimdi sen de artık ver şu toprakları da. Fazla uğraştırma beni. Yani gider İsmail'e sana savaş ilan ettiririm, görürsün sonra. Abi yalnız adamlar... Asker yok, para yok, ben ne yapacağım? Lan öyle bir çaresizlik içindeyiz ki abi şu anda. Yani şu ticaret talep etme bug'ını kullanmamak için kendimi zor tutuyorum. Ya İspanya'ya savaş ilan ettiysen İspanya yenilir lan o savaşı. Adamlar 27. sırada, biz 19. sıradayız. Neyse dostlar, dilerseniz artık bu savaşı burada, özür dilerim, bu bölümü burada bitirelim. Bayağı kötü bir bölüm geçti bizim için. İkinci bölümde bayağı iyi geçmişti. Sicilya'yı aldık, başkentimizi Sicilya'ya taşıdık falan filan. Ama maalesef bu bölüm pek ayrı alamet geçmedi bizim için. Yine de güzel bir video oldu tabii ki. Bir dahaki bölümde umarım daha güzel şeyler yaşarız abi. Yani arkadan vurmazlar bizi inşallah. Bu bölümü artık burada bitirelim dostlar. Maddiyatınızın destek verdiği sürece kanala katılım gerçekleştirirseniz çok sevinirim dostlar. Kanala katılımı sizlere sunduğu ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz. Ultra destekçi olanlara mesela AO2 için tasarladığımız modları erkenden veriyoruz. Vesaire. Bunun gibi tabii ki de hemen kanala katıl, aşağıdaki katıl butonuna basarak hangi özelliğin, hangi fiyatın ne özellik verdiğine rahat bir şekilde bakabilirsiniz dostlar. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.